Kocaeli Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, İstanbul ve yakın çevresinde faaliyet gösteren makine ve makine alt sektör grubuna dahil sanayicilerle, elektrik, elektronik sektör grubuna dahil sanayicileri üretime uygun bir alanda toplayarak çarpık sanayileşmeyi önlemek, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak amacıyla 1996 yılında kurulmuştur. OSEB içerisinde 91 adet sanayi parseli, 14 adet ağaçlandırılacak alan, 10 adet idari ve sosyal tesis alanı, 17 adet park alanı, 5 adet teknik altyapı alanı olmak üzere toplam 137 adet parsel bulunmaktadır. Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin çok güzel bir hikayesi var. 1996 yılında Ankara'da Makine İmalatçıları Birliği'nde bir araya gelen 51 tane makine imalatçısı sorunlarını tartışırken bir organize sanayi bölgesi kurmaya karar verdiler. Organize sanayi bölgesinin yolculuğu bundan başladı. 51 makine imalatçısı olarak biz bakanlığa müracaat ettik. Sanayi Bakanlığı bize birkaç alternatif yer gösterdi. Ve bu yerlerin içinde en uygununu biz Dilovası'nda Demirciler, Çerkeşli ve Köseler Köyü'nün arasındaki bir alanın uygun olduğunu belirleyerek burada makine imalatçıları için bir organize sanayi bölgesi kurulması konusunda çalışmaya başladık. İlk önce bir kooperatif kurduk, bu 51 imalatçı. Daha sonra bu kooperatif Sanayi Bakanlığı'nın uygun görmesiyle organize sanayi bölgesine dönüştü. 1996'dan beri, yani 28 senelik yolculuğumuzun sonunda bugün makine imalatçıları, makine imalat organize sanayi bölgesi bir ihtisas organize sanayi bölgesi olarak hizmet etmeye ve Türkiye için üretim yapmaya devam ediyor. Organize sanayi bölgemiz çok değerli işler yapıyor. Makina, elektrik, elektronik ve makine aksamları konusunda üretim yapan burada 64 tane imalatçımız var. Şu anda 20 tane imalatçımızın da inşaatları devam ediyor. Yıl sonunda burada 84-85 tane imalatçımız üretim yapmaya devam edecek. İmalatçılarımızın, üreticilerimizin hepsi dünyanın her yerinde faaliyet gösteriyorlar. İhracat oranı çok yüksek bir organize sanayi bölgesiyiz biz. Biz burada yılda 6 milyar dolarlık üretim yapıyoruz ve bunun 3 milyar dolarını ihraç ediyoruz. Ve yüksek katma değerli ürünler ihraç ediyoruz. O bakımdan bu da bize ayrı bir mutluluk seviyesi ve gurur seviyesini getiriyor. Vinç kaldırma makineleri, dronlar gibi ürünler de burada bizim üreticilerimiz tarafından üretiliyor. Bunun dışında burada yine takım tezgahlarının aksamları, santrifüj pompalar, panolar gibi birçok makina burada üretiliyor ve yurt dışına ihraç ediliyor. Günümüzde tüm parsellerini doldurmuş olan Kocaeli Makine İhtisas OSEB, planladığı genişleme çalışmalarıyla da yeni sanayicilere ev sahipliği yapmayı hedeflemektedir. Burası ilk kuruluşunda 500 hektar üstüne kuruldu. Yani 5000 dönüm, 5300 dönüm gibi bir rakam olarak kuruldu. Şu anda tamamen dolmuş vaziyette ve genişlemek için de biz çalışma içindeyiz. Yeni imalatçılar, yeni taleplerle üreticilerimizin bir organize sanayi bölgesinde çok nitelikli altyapı ile üretim yapmalarına biz burada destek oluyoruz. Bir organize sanayi bölgesinin yaptığı işin en önemli tarafı üreticilerine nitelikli altyapı temin etmektir. Biz de burada üreticilerimize birinci sınıf elektrik enerjisi, kesintisiz ve çok kaliteli elektrik enerjisi sunuyoruz. Doğalgaz sunuyoruz. Su ve atık su sorunlarını baştan çözüyoruz. Yolumuz ve iletişim imkanlarımızı en üst seviyede üreticilerimizin karşılıyoruz. Bunlar üreticilerimize çok büyük bir verimlilik olarak geri dönüyor ve onların da üretimlerinde en yüksek verimlilik oranını yakalamalarına destek oluyor. Bulunduğu konumla bir kavşak noktası olan OSEB, bu özelliğiyle sanayicilere önemli ulaşım kolaylığı sağlamaktadır.
Burayı seçerken zaten çok iyi bir lokasyon seçtiğimizin bilincindeydik. Şu anda da burası Türkiye'nin her yerine ulaşabilen bir noktada. Buradan Osman Gazi Köprüsü'nden Anadolu'ya ulaşım. Limanlara çok yakınız. Yine havaalanı, Sabiha Gökçen Havaalanı buraya 20 kilometre mesafede. Diğer taraftan Anadolu'ya gidiş Sakarya otoyolu üstünden iki tane otoyolda zaten çok iyi bir ulaşım imkanı var Kuzey Marmara Otoyolu'ndan. Dolayısıyla bütün bu altyapı Türkiye'nin her yerine ulaşmak için çok çok iyi bir lokasyonda olduğumuzu bize gösteriyor. Enerjisinin büyük bölümünü güneş enerjisi sistemiyle karşılayan Kocaeli Makine İhtisas OSB, yeşil OSB özelliğiyle de ülkemizdeki diğer sanayi bölgelerine ışık tutmaktadır. Şu anda yeşil OSB belgesi almış bulunuyoruz. Türkiye'de 4 tane OSB'ye geçen yıl yapılan tetkiklerle, Türkiye Standartları Enstitüsü tarafından tetkiklerle yeşil OSB belgesi verildi. Biz de bunlardan bir tanesiyiz. Ama yeşil OSB olmak için sadece tabii belge yetmez. Biz burada enerjimizi bir defa büyük bir kısmını güneşten karşılıyoruz. Şu anda 64 tane üreticinin 30 tanesinin GES kurulumu yapılmış vaziyette. Bunlar çatılarında güneş enerjisi üretiyorlar. Bu zaten organik enerji için ve yenilenebilir enerji için önemli bir adım. Kurulu gücümüz bizim 80 megawatt civarında. Bunun 37 megawattını güneş enerjisinden karşılayacağız. Oldukça iyi bir noktada. Dolayısıyla yeşil enerji isteyene güneşten önemli bir yararlanma imkanı getiriyoruz. Bunun dışında üreticilerimizin ihracatta yeşil enerji ihtiyacı olduğu takdirde mutlaka belgeli yeşil enerji temini konusunda da bizim çözümümüz var. İsteyene yeşil enerji temin etme imkanımızı sunuyoruz. Burada bütün üreticilerimizin sadece doğalgaz kullanma imkanları var. Dolayısıyla çevreyi hiçbir şekilde kirletmeyen yakıtlar kullanıyoruz. Bunun dışında atık suyumuz Sanayi Bakanlığı'nın öngördüğü parametrelerin çok altında. Arıtma tesisimizden çıkan suları arıtmadan geçirip doğaya veriyoruz ve sularımız çok çok temiz durumda. Zaten kirletici vasfı olan üreticilerimizin ön arıtmaları var. Bunların hiçbir şekilde bizim arıtma tesisine zaten gelmesine de müsaade etmiyoruz. Dolayısıyla hem su ölçümlerimiz hem hava ölçümlerimiz hepsi dünya standartlarına çok yakın seviyededir ve hiçbir şekilde çevreyi kirletmeyen bir endüstriyiz. Bünyesindeki teknik meslek lisesiyle okul sanayi işbirliğinin en güzel örneklerinden Kocaeli Makine İhtisas OSB, bu okuluyla sanayicilerin ara eleman ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Eğitim temel konularımızdan bir tanesi, çalışanların eğitimi ve kaynağın geliştirilmesi, eğitimle ilgili kaynağın geliştirilmesi. Biz burada altyapıyı 2007 yılında başladık. Daha altyapıyı yaparken teknik lisesi açılmıştı. Sağ olsun rahmetli Şarık Tara, biz burada yatırım yaparken geldi ve burada bir okul açmak istediğini, teknik lise açmak istediğini ifade etti. Biz de kendisine hemen bu imkanı sağladık. Yer tahsis ettik. Bütün inşaatı ve buradaki eğitim faaliyetini holding ve vakfı tarafından yapılmaktadır. Bu bizim için fevkalade önemli bir gurur vesilesidir. Daha üretim başlamadan burada eğitim faaliyeti başladı. Onun dışında burada yetişen çocuklarımız sanayiye hizmet edebiliyorlar istedikleri takdirde. Sanayi ile ilgili işlemlere devam ediyorlar. Elimizden geldiğince bu okula küçük de olsa katkılarda bulunmaya devam ediyoruz. Bunun dışında Dilovası Endüstri ve Teknik Lisesi'nin yine biz bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Buradaki talebelerin laboratuvar, takım tezgahları,
bilgisayar gibi bütün ihtiyaçları, eğitim için gereken bütün ihtiyaçları tarafımızdan karşılanmaktadır. Bunun dışında şu anda biz yine bir çıraklık eğitim merkezi kuruyoruz ve hem Dilovası'nda hem de çalışanlarımızın üniversitede teknik kısımlarda okuyan çocuklarına da burs veriyoruz. Bu sene 300 tane de burslu öğrenciyle eğitim faaliyetlerine katkıda bulunuyoruz. Çalışan annelerimiz için bir kreş yapıyoruz. Şu anda bunun projeleri yapılıyor ve inşaatına başlama noktasındayız. Burada çalışan bütün özellikle kadın elemanlarımızın çocuklarına üst düzey bir eğitim faaliyeti sunacağız. Okul öncesi eğitim faaliyeti. Bunun dışında sosyal projelerimiz var. Sanata çok değer veriyoruz. Geçen yıl Cumhuriyetimizin 100. yılı münasebetiyle bir resim yarışması düzenledik. Ve burada derece alan resimleri biz sanayicilerimize ve çevrede olan bütün sanayicilere resim sergisiyle sunma imkanını sağladık. Yine şu anda burada bir resim sergimiz var. Burada gelen sanayiciler, resme meraklı olan, sanata meraklı olan sanayicilerimize burada bu imkanı sunuyoruz. Bunun dışında sokak köpeklerine bakıyoruz. Şu anda 120 tane sokak köpeği burada yaklaşık 12-13 senedir biz bu sokak köpeklerini burada besliyoruz. Bunların ihtiyaçlarını temin ediyoruz ve kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Bunun dışında çevredeki köylere de sosyal anlamda birçok katkımız var. Hem bizim OSB olarak hem de üreticilerimizin sayısız faydaları var. Bunlar da bizim için hepsi birer gurur vesilesi. Üretmiş olduğu ürünleri önemli ölçüde ihracat yapan Kocaeli Makine İhtisası OSB, bu ihracatıyla il ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. 64 tane üreticimiz 6 milyar dolarlık bir üretim yapıyor. Yarısını ihraç ediyor üreticilerimiz. İhracat oranı en yüksek organize sanayi bölgelerinden bir tanesiyiz. Katma değer olarak da belki en yükseğiyiz. Şimdi üreticilerimiz dediğim gibi burada nitelikli iş yapıyorlar ve dünyanın her yerinde bu üreticilerimizin global anlamda hepsinin yeri var. Hepsinin dünya piyasasında büyük bir organizasyonları var ve dünya piyasasına çok nitelikli değerli mallar sunuyorlar. Pazarın önemli bir kısmı tabii ki üreticilerimizin kendi kontrollerinde. Bunu korumaya ve geliştirmeye devam ediyoruz. Bizim buranın özelliği ihracat aşkıdır. İhracat aşkıyla bizim üreticilerimiz 30 yıldır dünya piyasalarında yer almaya devam ediyorlar. Rahmetli Turgut Özal'ın bizim içimizde yaktığı ihracat aşkı hala devam ediyor. Test kulemizin yüksekliği 90 metredir. Bunun 12 metresi yer altında, 78 metresi de yer üstündedir. Bu test kulemizin üzerinde de yine bir teras katımız vardır, seyir katımız vardır. Makine dairelerimiz vardır. Testimizin amacı tabii sertifikasyon. Ürünlerin sertifikasyonları ve denemeleri, testleri. Burada asansörlerin komponentleri ve kendisi test ediliyor olacak. Yüksek hızlı asansörler özellikle tabii ki yapmak istediğimiz bu yüksek test kulesinin esas manası yüksek hızlı asansörlerin de burada iman edilebiliyor olması. Ürün geliştirme açısından bu testlerin yapılması gerekiyor. Daha güvenli, daha teknik ürünler sunabilmek.